Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımızda 2015 model bir Renault Fluence var. Linea bölümünde yaptığınız yorumlar üzerine sizin için yine C segmentinde bir araba bulduk. Fluence'imiz arkamda görmüş olduğunuz araba 2015 model. 1.5 litrelik DCI yani dizel motora sahip. EDC şanzımanlı yani yarı otomatik vites. İkon paket bir araba. Arabada cam tavan, xenon far, 17 inç alaşımlı jant ve deri koltuk gibi birçok özellik mevcut. Araba ağzına kadar dolu diyebilirim. Otomobilin Türkiye'de kullanımı oldukça yaygın. Özellikle filo kiralamalar Renault Fluence'i çok fazla tercih ediyorlar. Bunun sebebi de otomobilin servis ağının çok yaygın olması. Yani her ustanın tanıyor olması servis ağından ziyade motoru her usta biliyor ve tamir edebiliyor. Yani siz ben illa servise gitmeyeceğim, bunu sanayide halletmek istiyorum dediğiniz zaman standart bir arabanın bakımını, yani bu arabanın standart bir bakımını daha doğrusu yaklaşık 300 liraya aradan çıkartabiliyorsunuz. Otomobilin yedek parçasını bulmak da çok fazla zor değil. Ön tamponun orijinalini almak isterseniz tüm aksesuarlarıyla birlikte yaklaşık 1500-2000 lira gibi bir fiyatı gözden çıkartmanız gerekiyor. Yan sanayiyi de bulmak zor değil. Kullanılmasını tavsiye etmiyoruz ama yan sanayi tampon alacağım derseniz de 250-300 lira gibi bir rakama yan sanayi tamponu alabiliyorsunuz. Renault Fluence'in 2015 yılında sıfır alımındaki fiyatı 75 bin lira ile 80 bin lira arasındaydı. Şu an günümüzde bu arabayı almak isterseniz ikinci el fiyatı da 85 bin lira ile 90 bin lira arasında. Renault Fluence'in fiyatının bu kadar yüksek olmasının sebebi arabanın ikon paket yani en dolu paket olması. Siz bu arabanın ben dolu paketini almayacağım, boş paketini alacağım diyorsanız günümüzde ikinci el fiyatı 55 bin lira ile 60 bin lira arasında da değişebiliyor. Şöyle bir arabaya dışarıdan baktığımda kocaman yüksek bir araba görüyorum. Boyutları neredeyse D segmentine yakın bir araba Fluence. Bu kadar büyük olması size ferah bir iç hacim ve kocaman bir bagaj hacmi bırakıyor. Ama şehir içinde sizi zorlayabileceğini düşünüyorum bu arabanın. Yani geriyi görmede, ufak tefek yerlere park etmede ve şehir içindeki manevralarda çok fazla sizi yoracağını düşünüyorum. Şöyle bir arabanın içine oturalım. Öncelikle burada bir deri koltuklarımız var, bahsetmiştim. Kenarları deri kaplı koltukların. Yolcu koltuğunun yükseklik ayarı yok ve torpido çok aşağıda. Bu durum yani arabaya çok kişi bindiğinizde sizin böyle dizlerinizi öne dayamanıza sebep oluyor. Bu birazcık konforsuz diyebilirim. Arkaya attığınızda arkadaki insanı çok fazla sıkıştırmayacaksınız diye düşünüyorum ama baş boşluğu ve diz mesafesi olarak çok da iyi değil aslında. Ama ön koltuğu ne kadar geri alırsanız alın arkadaki insan sıkışmıyor ve baş boşluğu yine burada baş boşluğu öndeki gibi iyi ama diz mesafesi olarak önden çok daha iyi. Bir de bagajına bakalım arabanın. Fluence'in bagajı 530 litrelik bir bagaj. Sizi devasa bir bagaj bekliyor. Eğer bu kadar büyük bir araba kullanacaksanız bence böyle bir bagaj hak ediyorsunuz. Arkadaşlar arabanın içine oturdum. Öncelikle Linea videosunda emniyet kemeri takmayı unutmuştum. Atlanmaması gereken bir şey ve normalde atladığım bir şey değildir aslında. Ama bundan sonraki bölümlerimde emniyet kemeri konusunda çok daha hassas olacağımı size söylemek isterim. Şimdi arabayı çalıştırayım ve başlayalım. El freni elektronik, standart bildiğimiz el frenlerinden yok. Bu arada bu söylediğim her şey bu arabanın en dolu paketi için, yani sadece bu paket için geçerli. Şimdi öncelikle Fluence'in dizeli çok fazla sesli çalışan bir araba ve içeriye de aslında fazla ses alıyor. Bence dizel araba kullanmanın en büyük dezavantajı bu yarattığı ses. Fluence C segmentinde alınabilecek en ucuz araçlardan biri. 1.5 DCI motora sahip olduğunu söyledim. DCI motor size sorun çıkarmayacak bir motor aslında. Gayet uzun ömürlü ve kullanıcısına dert açmayan bir motor olduğunu söylemem gerekir. EDC şanzıman da aynı şekilde. Bu şanzımanlar da aslında çok fazla sorun çıkartmıyor. DSG vesaireye göre biraz daha uzun ömürlü olduğunu söylemem gerekir. Şimdi araba 110 beygirlik. Teknik dataya çok fazla girmek istemiyorum. Zaten her yerde bulabileceğiniz şeyler bunlar. Ama performans beklenecek bir araba değil. Ki zaten üretim amacı da ve üretim ve kullanım amacı da performans olmayan bir araba. Yani siz ailenizle gezeceksiniz. İşte ya da yakıt tüketim az olsun diyorsanız Fluence alabilirsiniz. Yakıt tüketimi demişken arabanın şehir içindeki ortalama yakıt tüketimi yaklaşık 5,5-6 litre civarında. Uzun yolda da 4,5-5 litre arasına kadar düşürebiliyorsunuz bu yakıt tüketimini. Fluence bu kadar büyük ama bu arabanın direksiyon turu çok fazla. Yani standart arabalardan bir yarımdan daha fazla dönüyor diyebilirim size. Bu yüzden hani arabanın büyük boyutları sizi şehir içinde kısa manevralarda çok fazla zorlamıyor. Sadece arkayı görmek birazcık dert. Arkası çok uzun çünkü arabanın. Biraz hakim olmak gerekiyor arabanın arkasına. Dikkatli olmanızı öneririm arabaya alışana kadar. Yol tutuşuna gelecek olursam araba çok ağır bir araba değil. C segmentli bir araba için standart bir ağırlığı var diyebilirim aslında. Yol tutuşu konusunda başarılı değil. Yani kullanıcısına güven vermiyor. Siz biraz tedirgin olabilirsiniz bu arabayı kullanırken ama araba yolu bırakmıyor aslında.
Bu arada yol tutuşu demişken lastik konusuna değinmek istiyorum. Lastik çok önemli bir unsur yol tutuşu konusunda. Ülkemizde genelde ihmal edilir aslında. Gider ya, kabak değil, dişi duruyor falan denir ama aslında öyle değil. Lastik seçiminiz doğru olmalı. Çok eski lastik kullanmamalısınız. Özellikle bu lastikler fazla kilometre yapmasa bile yıla göre de, yani yıl geçtikçe de eskir lastikler. O yüzden ben çok fazla kilometre yapmadım bu lastikle, hala yumuşak hamurlu falan demeyin. Yoldan çıkartabilir sizi. Doğru lastik basıncıyla ve doğru lastik kullanıldığında araba yolu bırakmıyor. Güven vermese de bırakmıyor. Doğru lastik basıncı demişken Fluence'in servisi ön ve arka lastik basınçlarını farklı olarak söylüyor kullanıcılara. Yani önlere 35 bar, arkalara 32 bar basmalısınız Fluence'de. Klimalarımız dijital. Yine e-compact için konuşuyorum. Klimalarımız dijital. Burada güzel bir görsel var aslında. Arabanın içi de aslında genel olarak ferah. Yani şu torpido yüksekliği birazcık alçak geldi bana. Biraz daha yukarıda olabilirdi torpido. Onun dışında deri direksiyon, ufak tefek piyano bilek detaylar var böyle. Deri koltuklar var, gayet başarılı. Şimdi ben size yakıt tüketiminden bahsederken arabanın ortalama yakıt tüketiminden de bahsettim. Linea videosunda olduğu gibi, yani Linea'nın 1500 km için ortalama yakıt tüketimi şehir içinde 4.4 litreydi. Ben olanı söyledim. Burada da aynı şekilde o araba biraz sakin kullanılmıştı. Bu araba birazcık belli ki hırçın kullanılmış. 100 km'de 7.4 litrelik bir ortalaması var. 4500 km'lik de bir ortalaması var ayrıca. Tamamının şehir içinde yapıldığını biliyorum ortalamanın. Şehir içinde 5.5-6 dedim size. Ama siz arabayı kullanışınıza göre 7.4'e belki 8'e bile çıkartabilirsiniz bu ortalamayı. Araba genel olarak ferah. Bir aile için düşünüyorsanız bence bu arabayı tercih edebilirsiniz. Az yakıt tüketsin, biraz geniş olsun, ferah olsun. İşte boyutları benim için önemli değil diyorsanız bence Fluence gayet uygun bir araba olacaktır sizin için. Benim arabayla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi Maslak'ta bizi bekleyen Gökhan Çalış var. Yanına gidelim bakalım Gökhan abi bizim için neler söyleyecek Fluence ile ilgili. Maslak Otosanayi'ye Gökhan abinin yanında çalış otoya geldik. Bakalım Gökhan abi bize Fluence ile ilgili neler söyleyecek. Abi ne haber? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta sana Fluence getirdik. Arabayla ilgili genel bilgileri ben sana önce vereyim. Evet. Araba 2015 model. 1.5 DCI motorlu dizel. EDC şanzımanlı otomatik. Full paket, ikon, işte cam tavanı, alaşımlı jantı, xenonu. Böyle bir araba. Piyano bilek falan. Böyle bir araba. Evet. Arabayla ilgili bize ne söylersin? Araç olarak, Renault olarak iyi tabii. Yedek parça olarak, yedek parça ağı geniş, servis ağı geniş. Yol tutuşu olarak tabii mükemmel bir araç değil. Orta segment bir araba olduğu için. İkinci el piyasası gayet hareketli bir araç. EDC şanzıman olarak da iyi. Yedek parçası olarak iyi. Filo kiralamalarda en çok tercih edilen 5 arabadan bir tanesiymiş Fluence. Şimdi öyle bakmamak lazım olaya. Onlar genellikle hani ucuz araç olarak bakıyorlar. Az yakıt olarak bakıyorlar. Hani konfor ve diğer güvenlik seçeneklerine bakmıyorlar. Yani bir son kullanıcı olarak bakmıyorlar bu işe. Son kullanıcı olarak da bizim Türkiye'de olabilecek olan az yakıt yakması ve otomatik olması. Peki ben sana şöyle söyleyeyim abi. Benim bir tanıdığımın Sembolü şimdi kaza yaptı. Ön şasisi çok dayanıksız bir araba Sembol. Bu arabalarda kaza yapan var mı elinde bildiğin ya da Fluence geldi mi hiç? Şasisi nasıldır? Güvenlik olarak nasıl sence? Bu tarz arabalarda güvenlik önlemi dediğim gibi çok ileri düzeyde değil. Yani ön tarafı, yani çamurlukları, tamponu vesairesi, bunlar hepsi abartılarak arabanın ön tarafı geniş ve büyük gözüksün diye yapılmış olan şeyler. Hani şase ve güvenlik açısından tabii zirvede olan bir araçlar değil. Yani çok tercihen edilecek bir araç değil tabii güvenlik açısından. Ama yakıt olarak iyi. Performans olarak düşük tabii. 100, 115 beygir araba yani sonuçta. Yani aynen. 110 beygir. Bu arabayı alan da ama ben söyledim daha önce buraya gelirken. Performans için almasın. Büyük. Aile arabası. Rahat edeyim. Uzun yol yapayım. İşte az yaksın. Beni masrafa sokmasın. Şanzımanıyla motoruyla yani, diye. Evet, şanzıman ve mekanik olarak masraf açmaz. Sadece ön düzen olarak işte direksiyon kutusu ve işte salıncaklar falan biraz dikkat edilmesi lazım galiba. Korunması lazım. Biraz narin bir araç o evet. Konuda. Peki Gökhan abi, verdiğin bilgiler için
Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Abi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sana da kolay gelsin. Hayırlı işler diyorum. Güle güle. Görüşürüz abi. Arkadaşlar Carcibi'nin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Bu hafta sizler için Renafluence'i inceledik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bundan önceki videolarda yaptığınız gibi videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Bir de sağ altta çıkan çana tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada bundan sonraki bölümlerde incelememizi istediğiniz arabaları videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İkinci el fiyatı 80 ile 85 bin lira arasında değişen otomobilin 2015 yılındaki fiyatı 75 bin ile 80 bin lira arasındaydı. Günümüzdeki otomobil fiyatları değerlendirildiğinde bu dolulukta bir araba için güzel bir fiyat. Fluence için yedek parça bulmak kolay ve servis ağı da oldukça yaygın. 2015 model dizel Fluence'ın yıllık vergisi 2018 yılında 1294 lira oldu. Renault Fluence'ın şehir içi yakıt tüketimi 100 km'de yaklaşık 5,5-6 litre. Şehir dışında ise bu oran 4,5 litreye kadar düşüyor. Mekanik aksam ömrü açısından Renault Fluence oldukça başarılı. Yürüyen aksam ömrü konusunda ise aynı performansı sergileyemiyor. Otomobili dikkatli kullanmazsanız ön takım konusunda sorun yaşamanız oldukça olası. Otomobil multimedya açısından değerlendirildiğinde AUX ve USB girişi ayrıca Bluetooth bağlantısı var. Ancak dokunmatik ya da büyük bir ekran yok. Dolayısıyla geri görüş kamerası da yok. Doğru lastik ve hava basıncı tercih edildiğinde araba yolu bırakmıyor. Arabanın süspansiyonları yumuşak olsa da 17 inç jantlar darbelerin emilememesine sebep oluyor ve konforun önüne geçiyor. Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda bizim arabaya kendi sınıfı içerisinde vereceğimiz puan üzerinden 7. Ha, geldim ben de GoPro nasıl kayıttan çıkıyordum. Önce ön tuş mu yan tuş mu? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizin için yine G segmentinde bir otomobil inceledik. Gelemedik ki.